Kışlaçay Medya sunar. Allah'ın da Resulünün da emrettiği gibi, istediği gibi bütün bir hayatımızı istikamet üzere yaşamak, Allah'a ve Resulüne itaat etmek bütün Müslümanların gayesi ve amacı ve maksadı budur, bu olmalıdır. Rabbimiz pek çok ayeti kerimesinde, hadis-i şeriflerinde bizleri affedeceğini, bizlere rahmetle muamelede bulunacağını, merhametiyle muamelede bulunacağını ifade ediyor. Kur'an'da camide bunu geniş açık bir şekilde dersini yap. Fakat bununla birlikte şu var ki, o rahmete, o merhamete düçar olabilmek, elde edebilmek için Allah-u Teala bir takım kriterler koymuş, kurallar koymuş. Ve bu kurallar çerçevesinde bir hayat yaşamakla bu ancak mümkündür. Yani bizler şöyle yaşayamayız, şunu diyemeyiz, şunu yapamayız. Ben istediğim gibi yaşarım, istediğim gibi ömür sürerim, istediğimi söylerim, istediğimi yerim, istediğimi giyerim, istediğim şekilde gezerim diyemeyiz. Asla ve kat'a böyle bir anlayış içerisinde bir mümin olamaz. Allah-u Teala göndermiş olduğu kitabıyla ve peygamberiyle ve onun sünnetiyle bütün bu kriterleri, yani nasıl inanacak, neye iman edecek, nasıl yaşayacak, nasıl giyinecek, ne yiyecek, nasıl gezecek, her bir kriteri belirlemiş ve koymuştur. Rabbimiz ayeti kerimelerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ancak ve ancak kurtuluşun imanla mümkün olduğunu defaatle belirtiyor. Bunları biz de biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. İşte bu imanı muhafaza edebilmek de, bu imanı koruyabilmek de ancak Allah ve Resulünün gösterdiği yolda gitmekle mümkündür. Oradan gayrısı mümkün değildir muhtemelen. Kim ki böyle olacağını sanıyorsa, ben istediğim şekilde bir hayat yaşarım, istediğim gibi bir hayat sürerim de ama yine Allah'ın rahmetine nail olurum derse büyük aldanış içerisindedir. Allah-u Teala ayet kerimesinde buyuruyor ki, şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmaz. İken merhumeyi nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Ben de şahsi haklarımı kendisine helal ediyorum. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين أي حالك الأشباح وكابل أرواح وانجناب حي لا يموت cümlemize medede inayet ve lütfi hidayet eyle, tevfik ile refik eyle, önlerimize gani gani rahmet, sağ kalanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyetle ihsan eyle. Ya Rabbi şu an itibariyle ahiret yolculuğuna hazırlanan merhumeye merhametinle, mağfiretinle, rahmetinle muamele eyle. Kabrini Kur'an nuru ile kurnur eyle. Salih amellerini kendisine nasıl maaş eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle göz alabildiğince geniş eyle. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Kâfe ehliman ervâh için, cümle geçmişlerimiz uzman için, Allah'ın rızası için, ilhassa merhumun ruhu için, el-Fatiha. Bir ilanımız var. Okumasını cenaze tepkedildikten sonra burada evin önünde gerçekleştiriyoruz. Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Rabbim şahitliğiniz, helalleriniz kabul buyurun. Fıkra Müslümanlar namazın kılınışının tarifini yapıyorum. Öncelikle niyet ediyoruz.